Geçen hafta Yeni Zelanda yakınlarında karaya oturan Liberya bandıralı dev yük gemisi ekolojik yaşamı tehdit ediyor. Onlarca konteynerin denize düştüğü gemiden petrol sızmaya devam ederken kumsallarda biriken yağ tortularını da temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çalışmalara en büyük engelse kötü hava koşulları. Eğer rüzgar devam ederse geminin şu an bulunduğu yer değişebilir. Son birkaç gün içinde geminin bulunduğu yerlerde petrol sızıntısı vardı ancak şu an temiz görünüyor. Çünkü deniz suyu çok hareketli. Petrol kıyıya vurmaya da başladı. Bu da suyu temizlemek için bize bir fırsat sunuyor. Şu ana kadar 350 ton petrol kıyılara vurmuş durumda. Kirlenen kumsalların çoğunluğu temizlendi ancak hala yapılacak çok şey var. 4200 gönüllü temizleme çalışmalarına katılmak için başvuruda bulundu. Kazanın meydana geldiği Plenty Körfezi, Yeni Zelanda'nın önemli turistik merkezlerinin başında geliyor. Bölgeye yapılan turistik geziler iptal edilirken burada faaliyet gösteren balıkçılar da eski günlerini arıyor. Böyle bir durumda hiç kimse buralara gelmeyecektir. Bütün seyahatler iptal edilmiş durumda. Avlanmak isteyenler de önceden rezerve ettikleri turları iptal etmeye başladılar. Burada oturup beklersek iflas ederiz. Diğer yandan gövdesinde dev bir çatlağın oluştuğu geminin ortadan ikiye bölünme riski de var. Yetkililer geminin taşıdığı 1700 ton akaryakıtın denize karışmasını önlemek için seferber olmuş durumda.